Merhaba. Merhaba. Resim bakacağız. Arkadaşlarımla fotoğraf bakacağız. Merhaba millet. Nasıl görünüyorum? Görünüyor muyum? Yazı okuyamıyorum maalesef. Çünkü ekran o tarafta. Görünüyor muyum? Gözlüğüm de yok. Fotoğraflara bakacağım, bakacağım, size göstereceğim. Bu o kadar ağır ki. Şu gömür ölüsü gibi. Gerçekten öyle. Anacığım. Şimdi, evet, şöyle, görüyor musunuz? Kaç yaşındayım? Bu 1990. Sonları ya da 91 olması lazım. Aynen. Ondan sonra bu da onun arkadaşı. Aynı yıl. Ondan sonra yazılarınızı okumayı isterdim bu arada. Bu papatya baharı fotoğrafları. Ay, sıkılacağız gibi bir his var içimde. Sıkılacağız mı acaba? Sıkılmayız ha? Gözlüksüz tabii. Görmüyorum. Çok sıcak. Şu camı bir açayım. Bayılacağım. Ay. Gözlüklerimi bulamadım. Bulamadım. Bir oradan oraya, oradan oraya. O kadar dolaştım ki. Evin içinde. Bir de şu YouTube'umu yapayım dedim. Yapamadım. Gözlüğüme bakayım. Nerede? Bir saniye. Şeyleri yok. Vallahi sinir oluyorum kendime ya. Halbuki. Benim kadar gözlük kaybeden ikinci biri yok. Nasıl olsun? Geldim. Bakayım neler yazmışsınız. Sen çökmüşsün. Ne çökeceğim? Allah'a bin şükürler olsun. 53 yaşındayım. Sen de benim yaşımda böyle ol. Sonra konuş. Aşk olsun. Vallahi bazı insanlar hiç lafını sözünü bilmiyor. İnsanı oturduğu yerde kızdırıyorlar. Selam, aleyküm selam. Devam edeyim mi? Ya bu rüzgar da vallahi rüzgarın getirdikleri. Bir de götürdükleri olsun inşallah. Şu hastalığı falan götürsün başımıza. İnşallah. Şu camı kapatayım da mutsuz olmayayım. Akşam akşam. Bir gözlük daha buldum. Bin tane gözlüğüm var evin içinde. Şu nasıl? Güzel. Ay, keşke bu işe girmeseydim. Gerçekten hepsini birden nasıl göstereyim? Değil mi? Sizle konuşmak daha güzelmiş. Görüyor musunuz? Ama ben görmüyorum. Dünkü gözlüklerim nerede acaba? Böyle bir şey olur mu ya? Baktım kendimden. Hah, şurada.
tarafımı bu tarafından daha çok seviyorum. Ne kadar güzel bir şey. Evet, vallahi çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Kuş, kuş efendi. Bak seni görsünler. Bak bak. Bak şeker fare. Aa, bu 16 yaşın. 16 yok. 15, 16. Evet. O kadar. İzmir'de Tavşan Adası diye bir ada var. Orası. Ne kadar güzel değil mi? Bir de ben bakayım. Bir fotoğraf insanı oturduğu yerden alıyor, 30-40 yıl öncesine götürüyor. 50 yıl öncesine götürüyor. Bir anda kıpırdamadan 50 yıl önceye gidiyorsun. Ve o kadar üzülüyorsun ki. Sadece bakıyorsun. Ay ben buna sabah kadar bakarım şimdi, o yüzden bakmıyorum. Burada ben çok güzelim. Ama ben şahaneyim yani. İşte fotoğrafların insanlara hatırlattığı şeyler var. Bazı fotoğraflar insanı güzel yerlere götürüyor, güzel insanlara götürüyor, güzel anılara götürüyor. Bazıları da böyle güzel değil işte. Neydi? Aslan Güven var, gazeteci. O çekmişti bu fotoğraflarımı. Şeyde, Ataköy Marina'da, Kapkara'da çalışıyordum o zaman. Marina'nın bahçesinde çekmişti. Bir gazeteye röportajım vardı. İlk röportajımdı belki. Gazete için çekmişti. Ne kadar güzelmişim. Gene güzelim. Ya güzellik, aslında ben güzel olduğumu hep biliyorum da. Bu bazı dangalaklar var ya, dangalaklar. Böyle kafamı bozdular benim. Ben de Allah'a şükür takıntılı biri değilim hiç. Allah'ım sen bana sabır ver. İyilik, güzellik ver. Ondan sonra işte böyle oldum yani. Aslında umursamamam lazım. Çünkü söylediklerine kendileri de inanmıyor. Biliyorum yani. Neyse. Neyse'den sonra bu da bir zaman. Yanındakileri tanımıyorum. Bunlar böyle çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde, çeşitli insanlarla çektirdiğim fotoğraflar bana da vermişler, çekilip hediye etmişler. Bende de kalmış. Bu da benim odam. Görüyor musunuz? Odamda çekmiştik. Şey, hatırlamıyorum hangi albüm olduğunu. Hangisiydi? Aşk insanı değiştirir var ya. Ondaki olması lazım. Çok seviyorum bu fotoğrafımı. Ondan sonracığıma aşk insanı değiştirir, dövüşürken seviştirir, vazgeçerken birleştirir, Kaf Dağı'ndan gül getirir. Bugün olur, yarın olur, sağın olur, solun olur, vazgeçilmez. Bazı resimler çok küçük, minicik. Burada bir tavukmuşum, tombul tavuk gibiymişim. Görüyor musunuz? Ah, hepinize birden, uzaktan ama. Asla yakından yok. Bunlar işte hep benzer fotoğraflar olduğu için böyle geçiyorum. Şöyle hani aşağı yukarı. O yüzden, yoksa bu da bir eski bir fotoğraf. Şu da Türküler albümümden. Her yörenin kıyafetlerini giymiştim. 7 bölge var ya Türkiye'de. 7 bölgenin fotoğraflarını giymiştim. Ay, fotoğraflarını giymiştim diyorum ya. Elbiselerini giymiştim yöre olarak. Yöre kıyafetlerini. Ondan sonracıma bunlar teminki
Doyumsuz fotoğraflarım. Bu fotoğraflarım benim basında çeşitli haberlerle canımın sıkılmadan önceki hallerim. Yani bana çirkin, işte şu, bu vesaire gibi imajların üstüme giydirilmediği zamanlarım bunlar. Yani onlardan habersiz zamanlarım, kendimle olduğum zamanlarım. Şu da her şeyle dolu olduğum zamanlar, gördüğünüz gibi. Yani o kadar büyük fark var ki, psikoloji olarak. Görüntü tabii ki olacak, kimse şey gibi kalmıyor, genç hali gibi. Çok mu konuşuyorum? İşte ben böyleyim, normalde böyle bıdı 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 bıdı. Evet, kadınlar çok konuşur. Ne yapalım? Kadınlar konuşsun, konuşmasın, ne yapsın zavallı kadınlar? Bir de konuşmasınlar mı? Zaten neyse neyler, bu da ne kadar eski bir hali. Kadınlar dünyanın çiçeği, böceği, kuşu, kelebeği, her şeyi. Bakın annelerinize, ben annemi çok seviyorum. Yani çok özlüyorum. Saçmalayabilirim bu gece, olsun, Allah Allah. Değil mi yavrucuğum? Kendimi seviyorum ya, bakar mısınız? Sizin için. Evet, bu gece. Bu gece sizin için. Neydi? Neydi? Türk sanat müziğini çok seviyorum. Albüm de yapmak istiyorum ama çayım nerede? Buradaymış. Bir ömür böyle geçti. Olamadık farkında. At kadehi elinden. Bin parçaya bölünsün, dökülsün meyler yere, hatıralar gömülsün. Hatıralar gömülür mü ya? Adamı gömer vallahi. At kadehi elinden, bir parçaya bölünsün. Dökülsün meyler yere, hatıralar gömülsün. Bu şarkıları çok seviyorum ama hiç söylemediğim için sahnede unutmuşum. Söylemeden unuttuğum şarkılar var, ne acı. Bu da ne güzel. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık. Hadi siz de çarpın kendinize, kahve yapın. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık. La 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 küserek ayrılırsak, aynı resimler. Bir şu boyları, bir şu boyları, bir şu boyları fotoğrafların. Ne gerek değil mi? Saçma. Bu şeyden mühür gözlüm. Mete Özgencil çekmişti.
O klipten. Olur inan ki yazık. Neydi o kadın? Naomi mi? Nomai mi? Nomen. Neydi? Neyse işte o. Merakımız var. Şuna bayılıyorum. Geceler uykusuz koyursan beni, örgene bilmirem yüreğ sırrını. Geceler uykusuz koyursan beni, örgene bilmirem yüreğ sırrını. Unutmak çetindir gözlerim seni. Unutmak çetindir gözlerim seni. Sevirem sevirem temiz aşkını. Dilek burada kızlarına bak, ne kadar küçükler. Gel, hatırladın mı bu fotoğrafı Hazal'la? Bak küçücükler. Allah Allah. Tamam, başındakini sen getirmiştin. Hatırladın mı? Vallahi billahi. Zaman çok hızlı geçiyor. İnsan zamanın içinde bulunduğu zaman geçmiyor sanıyor. Hani şu an mesela geçmiyor gibi. Şu koronalı günler değil mi? Geçmiyor gibi geliyor. Bir zaman sonra geçecek ve çok uzak gelecek bize. Aa diyeceğiz. Zaman çok çabuk geçiyor. İnsan bir 10 küsürlü yaşlarında, ben yani kendim insan dediğim, öyle hissettim. 20'leri biraz hatırlıyorum, nasıl geçti bilmiyorum. 30'larım da öyle gibiydi neredeyse. Yani bir 18'leri sayıyordum. Bir 30'u bir geçiverdim şöyle. 40'ları bir iki saydım, hayırlı değilim, anlamadım yani. Ona göre. Ay, ona göre yaşayın. Ona göre geçirin zamanınızı. Üzülmeyin yani hiçbir şey için. Sinirlenmeyin mümkünse. Çünkü bunlar insanın mahveden şeyler. Hayatta insan, hani diyor ya, duvarı nem, insanı gam. O yüzden üzülmeyin. Az önce şeyi düşündüm. Mesela insanlar vardır değil mi böyle? Çeşit çeşit işte şey gibi, baharatlar gibi mesela, işte acı biber gibi. Değil mi, insanlar var? Karabiber gibi, tuz gibi, şeker gibi insanlar var, bal gibi insanlar var. Şimdi bir insan eğer sizin yanınıza geldiği zaman, siz sıkıntılıysanız, böyle içinizde koca bir yumak varsa ya da kafanızda, nerenizdeyse oranızda, ondan sonra sizi bozan bir durum varsa içinizde, bir insan vardır, gelir, geldiği zaman o sıkıntıyı alır içinizden, yok edemez. Fakat şuraya bir yere koymanızı sağlar gelmesiyle. Yani o sıkıntıyı şuraya bırakır, ona yönelirsiniz ve o size iyi gelir, o kişi. Ve bu kişi gittiği zaman arkasından o buradaymışçasına bir şey bırakır, bir rahatlık bırakır size. Ve siz o şeyi yine oradadır sizin için ama ya da buradadır, dokunmazsınız ona. Şu durumu muhafaza edersiniz. Yani o kişinin size bıraktığı güzel enerjiyi. Böyle insanları kaybetmemek lazım. Kaybetmemeli. Sevmeli, saymalı. Fakat
Fakat bu durumda insanın karşısına ilk kim çıkıyor biliyor musunuz? Kendisi çıkıyor. Bu da neye denk geliyor? Kıymet bilmemeye işte. Yani ben zamanında kendimin önüne çıkmasaydım annemin sözünü dinlerdim. Kendi kendimin önüne çıkmasaydım babamın sözünü dinlerdim. Kendi kendimin önüne çıkmasaydım bazı hatalar yapmazdım. Kendim için yapmazdım. Falan filan gibi. İşte böyle hayatınıza gelip acıyken siz bir nebze bal süren insanların kıymetini bilin. Çünkü onlar olmasa bir hiç oluyor insan bir. Çıkamıyor durumun içinden mutsuzum. Bir de bazı insanlar vardır böyle oturuyorsunuzdur. Hiçbir şeyiniz yoktur, sıkıntınız, derdiniz. Gelir böyle. Yayında mıyım ya? Dur. Böyle konuşuyorum. Bir de durmuş mesela değil mi bu? Yok, iyi gidiyormuş. Ondan sonra. Oturuyorsunuz, oturduğunuz yerde gelir. Ondan sonra önce bir güzellikle gelir. Çünkü başka türlü gelemez ki yanınıza değil mi? Bir merhaba diyecek. Bir nasılsın diyecek, öpecek falan değil mi? Ki sonra halletsin değil mi? Öyle direkt şeyle gelse böyle asıl yüzüyle gelse zaten ona gardınızı alacaksınız değil mi? Ondan sonra gelir böyle hiçbir şeyiniz yokken canınızı sıkar gider. Aa, bir avuç zehir kaldı. Bu nasıl bir şey? Böyle insanlarla da az görüşün. Ki bu ikinci tip insanlar genelde çok sevdiğiniz insanlar olur. Az görüşün. Çünkü psikoloji bozuldu mu gelen bir şey değil. İnsanın da sevdiği insana kafası daha çok bozuluyor psikolojisi. Aman Allah. O yüzden kıymetinizi bilen insanlarla olun yani. Size böyle sıcak, sevgi, aşkla yanaşan insanlarla birlikte olun. Sevgiyle. Yoksa siz seviyorsunuz, o size dirsek, tekme, yumruk, şu, niçin yani? Hayır. Öyle işte. Bu da şu anı bildiren bir fotoğraf. Evet, çay alayım mı? Alayım tabii canım. Çay demledim size karşılıklı içeceğim diye. Kapım niye çalsın bu saatte? Kim gelir bu koronalı zamanda? Kimse de gelmesin zaten çünkü ben kimseye gitmiyorum. Asla hiçbir yere çıkmıyorum arkadaşlar, hiçbir türlü. Vallahi siz de çıkmayın. Allah büyük, bu günler de geçer. Ben ne günler yaşadım, çok iyi biliyorum. Hakikatler gizlenmez, gerçeği söylüyorum. Sesi çıktı. Gerçekten mi? Son günlerimde bile hayatı seviyorum. Emi'den kalmış bu. Klipten. Üzgün olsan ağlasan, bu günler yaşanacak. Bazen hayatın yükü ağırdır çekeceksin. Bu benim son nasibim, kaderim diyeceksin. Yarın neler getirir, nereden bileceksin. Üzgün olsan ağlasan, bu günler yaşanacak. Tablo gibi değil miyim? Evet. Herkes kendini çok sevmeli. Çünkü herkesten bir tane var. Ay bu resimler bitmez ki. Daha o kadar baktık daha bir tutam. O zaman biz de posta bakarız değil mi? Ne zorun var? Delirmiş miyim hepsini bir kere de bitireceğim? Bakayım bu ne zamandı acaba? Ay veri de ya.
İngilizce. Bir İngilizce konuşurum, İngilizler unutur konuşturuyor. Dermiş. Bu da şöyle bir şey. Yakın görüyor musunuz acaba? Bilmiyorum ama inşallah. Görüyorsunuzdur. Bakayım içinde neler varmış. Aynı resimlerin. Bir şöylesi, bir böylesi, bir öylesi, bir böylesi. Aa bak, güzelmiş. Bir böylesi. Vallahi seçmiyor gözüm. Mesela şu kız tanıdığım biri olabilir değil mi? Seçmiyor gözlüksüz, görmüyorum. Kendi faullerimi de görmüyorum, olsun. Şu arkamdaki Adnan'dır. Başkasına eğilmem öyle. Bir tek o. Onu çok seviyorum. Kemancım Adnan Karaduman. Aslanım Adnan. Üstüne kemancı tanımıyorum. Tanıyamadım yani. Çok kemancı dinledim. Olağanüstü bir müzisyen. Gerçekten. Çok şanslıyım onunla çalıştığım için. Yaşlandı yanımda. Şurada. Öbürü kimmiş? Rahmi, darbukacı. Darbukatör Rahmi. Çakkıra 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 çakkıra. Benim şu tarafımla bu tarafım aynı değil. Çünkü çocukken yandım ben. Yanmışım. Her türlü yanığım yani. Allah beni numunelik yaratmış. Yanık yıldız. Yıldızlar da yanıyor zaten hepsi. Yanmasa nasıl parlayacaklarmış? Görmüyor. Bu güzel. Keops. Hayrettin abi ne yapıyorsun ya? İnşallah iyisindir. Çoluk çocuk, vallahi ne bir arayabildim ne bir sorabildim ama iyi olduğunu ümit ediyorum. Kötü haber tez duyulur, Allah korusun. Herkesi korusun. Bu da yılbaşı anası. Yılbaşı anası. Yoruldum be. Sizce de yorulmuş olabilir miyim? Tabii ki. Vallahi çok 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 fotoğraf var burada. Çekiyor. Görünmüyor. Bazı fotoğraflara bakıyorum ya, kalıyorum. Ne yapayım? Siz de şuna bakarsanız kalırsınız mesela. Sevgilim yeminim, sana ben tövbeliyim. Dediği gibi istesem de sevmeyeceğim. Yoruldum. Bence ağzım ağrıdı. Zavallı benim. Benim değil de şuram. Bir kere bir pilates hocasına gittim. Allah onun ellerini kırsın inşallah. Ya Rabbim işini düzgün yapmayan. Ve bilerek kötü yapan insanları sen bildiğin gibi ya. Kaslarımı yamulttu herhalde. Şu koluma adama gittiğimden beri. Zaten bir kere gittim. Düzelmedi. Düzelmedi oldu. Düzelmedi. Anlamıyorum. Ona mı bağlı? Neyse ben fotoğraf bakmayacağım. Çünkü burada çok çok bir sürü fotoğraflar var. Acık yazdıklarınızı okuyayım ya. Değil mi? Güzelmiş.
Ya yine güzelim tabii ki de. Gençlik güzelliği başka tabii. Abla yarın yaz geldi. Ben bir çay alayım. Ondan sonra bunlara başka zaman yine bakarız. Çünkü gerçekten çok fotoğraf var. Bir de mesela aynı seri bir sürü var. Onları aslında da ben bir ayırsaydım iyi olurdu. Bir de burada benim şeylerim var. Gazete haberleri var ya. Hani işte 95'in gazete haberleri. 94'ün bütün gazete haberleri. 2000 yılının bütün gazete haberleri gibi. Allah korusun tabii şu an. Ay. Şunları koyayım. Bir çay alayım. Oturup konuşalım açık. Bu ne durmuş? Ben hiçbir konuda düzenli olamadım. Bu neymiş? Poster. En azından şöyle yapayım ortadan kalksın. Yoksa bu fotoğraflar apartmana kadar iner aşağı. İyi mi aslında? Değil mi? Hele şu. Ne kadar güzel değil mi? Şima bunu sana yollayacağım. Hadi. Twitter'dan bana adres yolla. Sana yollayayım bunu. Şima. Şima, şima. Şunu geleceğim. Boşu boşuna. Lay 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 lay. İyi be, tweetten yayın güzel oluyormuş. YouTube'a geçemedim bugün. Nasıl kapanacak bu? Allah Allah. Yayını